Abak, Sol ve bu altı altcoin için sıcak gelişmeler var şeklinde ifade ediyor. Ve burada çeşitli popüler kripto paralardaki yaşanan önemli olayları listelediğini görüyoruz. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Ne var ne yok şeklinde duruma göz atacağız. Kısaca bakmak gerekirse Avax, ADA, SHIB ve Sol'dan bahsediyor. Cardano, bla bla. Bakalım. Kripto para piyasası yıl sonuna yaklaşırken güç toplamaya devam ediyor. Küresel benimsenme arttıkça projelerde kendilerine yeni alanlar açıyor diyor. Örneğin artırılmış gerçeklik platformu olan Realy, Avalanche'in hızlı ve ölçeklenebilir blockchain teknolojisinden yararlanmak için iddialı bir plan açıkladı. Tabii şu anda artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalar sezon içerisinde ana paranın döneceği yerler değil. Fakat her şeye rağmen görüyoruz ki yine de uzun vadeli planlar hakim. Avalanche gibi kaliteli projeler üstünde. Başka bir yerde Cardano Brezilya'nın devlete ait enerji şirketi Petrobras'la işbirliğine gidiyor. Bunu neden yaptıklarını söyleyeyim. Yani devlete ait enerji şirketi Petrobras. Yakın zaman içinde çok fazla bu tarz olay görüldü. Özellikle devletler ve büyük özel şirketler petrolden açığa çıkan enerjiyle BTC Mining, BTC madenciliği yapma vizyonunda bulunmaktadırlar. Bu da önemli bir konudur. Kripto dünyasındaki sıcak gelişmeleri derledik diyor. Nereye kadar devam ediyor? Böyle tamam, şurada Cardano diyor. Tamam, şöyle yukarıdan başlayalım. Diyor ki Solana, Spotify ve Electronic Arts'ı geride bıraktı. Solana sektör devleri Spotify ve Electronic Arts'ı geride bırakarak 24 saat içinde 5 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir artış gösterdi. Çok fazla. Yani 5 milyar dolar para akışı ne demek? Herhangi bir şey. Herhangi bir şeye. Çok yüksek. Solana aşırı iyi. Böylece 5. en büyük kripto para birimi olarak yerini sağlamlaştırdı. Öyle ki dördüncülüğe yükseldi. BNB'yi de geçti. Kalıcılık sağlayamadı, yakında sağlar. Solana bugünkü performansıyla kripto para piyasasını şaşkına çevirdi. Bu hamlesinde Sol piyasa değerini 37 milyar dolarlık dönüm noktasının ötesine taşıdı. Solana Ripple gibi yerleşik oyuncuları çevirerek kripto liginde 5. sıraya yerleşti. Ya, XRP'ye girmeyeceğiz burada tabii ki, fakat XRP coin Solana'yı geri alır, o ayrı. Şu an itibariyle Sol token başına 86 dolar üzerinde işlem görüyor. Şu an 94 dolardı en son. Artorias gibi kripto alandaki etkili figürleri yükseliş tahminleri yapmaya teşvik ediyor. Adam zaten 1000 dolar bekliyor. Daha ne yapacak? Polkadot on-chain kayıt işlemleri patladı. Polkadot protokolde benzeri görülmemiş bir hareket olarak kabul edilen büyük bir işlem patlaması yaşıyor. On-chain verilere göre Polkadot'un günlük işlemleri 1 milyon kriterini aştı. Çok güçlü, yani inanılmaz. Bakın, Polkadot'u Dogecoin'i portföyde bulundurmak lazım. Bunu da defalarca söyledim, defalarca ifade ettim. Dot önceden de belirtmiş olduğum gibi 2024'ün ilk çeyreği gibi bir zaman diliminde bile 24 dolar gibi şimdikinin tam 3 katı fiyatları beklediğim bir kripto paradır. Çok güçlü bir kripto paradır. Dot'u portföyde bulundurmak her anlamda mantıklı zaten. Shiba Inu D3 ile alan adını başlattı. Viction devamını getirdi. Shiba Inu ekosistemi yeni işbirliğinin başlamasıyla kendi üst düzey alan adlarına sahip olacak. ICE'nin yaklaşan başvuru penceresi sırasında iki blockchain ekosistemi kendi alan bölgelerini talep edecek. D3, Shiba Inu ve Viction'dan sektör yenilikçileriyle birlikte merkezi olmayan ağlar toplulukları için DNS alternatifleri başlatacak. Birlikte çalışabilir dijital kimlikler geliştiren son teknoloji bir alanda platformu olan D3 Global, Shiba Inu ve WeChain blockchainleriyle stratejik işbirliği yaptığını duyurdu diyor. Bunun üstüne de konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu noktada artık Shiba Inu dijital kimlik üzerine çalışıyor. Sadece Shiba Inu değil. İlk çalışanlardan bir tanesi Shiba'dır bu arada tüm piyasa içinde. Haricinde yakın zamanda şimdi bahsedeceğimiz Avalanche, Cardano, hatta Solana gibi taraflarda da olabildiğince buna benzer
çalışmalar yakın zamanda duyuruldu. Shiba da çok sağlamdır. Portföylere 10 numara gider ve yakışır. Really Avalanche Blockchain ile entegrasyonu başlattı. Sinematik deneyimleri geliştirmekle eş anlamlı bir artırılmış gerçeklik platformu olan Really Avalanche'in hızlı ve ölçeklenebilir blockchain teknolojisinden yararlanmak için iddialı plan açıkladı. Bu yenilikçi entegrasyon, tiyatro gösterimleri, bla bla. Bildiğiniz üzere Avalanche büyük bir ekosistem. Şu anda sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda inovatif çalışma kapsamlarında zaten çalışmalar devam ediyor. Ve bundan sonraki sezon zaten katalizör olacak. Özellikle Metaverse kriptoları ciddi artacak. Tıpkı bu sezon yapay zekanın katalizör olması ama yapay zeka alanında çalışan işte otomasyon projeleri, render gibi kripto paraların da büyük artışlar kaydettiği gibi bu noktada sanal ve artırılmış gerçeklik üzerinde de büyük pozitiflikler tabii ki de olacaktır, yaşanacaktır. Avalanche'e gelirsek çok büyük bir ekosistem, çok güçlü. Zaten Avalanche'in şu andaki rallilerinin gerçekleşmesinin ana sebeplerinden Solana'da da aynı şekilde ağın bu kadar yüksek kullanım oranlarında bulunması. Bu gerçekten önemlidir. Avax da portföylere çok ama çok yakışacaktır. Cardano Petrobras ile işbirliğine gidiyor. Cardano Brezilya'nın devlete ait enerji şirketi Petrobras ile işbirliğine gidiyor. İşbirliğinin bir sonucu olarak ilk proje Brezilya kuruluşun çalışanları için blockchain eğitim atölyelerine öncülük edecek. Programa katılanlar kripto para sektörünün özellikleri hakkında bilgi edinme, blockchain'in potansiyelini tartışma ve ilgili konularda interaktif sınavları tamamlama şansına sahip olacaklar. Cardano Vakfı Metaverse'de halihazırda iki atölye çalışması gerçekleştirdi. Bunlardan biri küresel açıdan ve Brezilya'nın bölgesindeki düzenlemeleri odağına aldı. Cardano'dan bahsediyoruz. Zaten ADA Coin ile alakalı söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Sezon içinde büyük ralliler beklediğim inanılmaz güçlü bir kripto para birimiyken Cardano'nun çalışmaları, aktiviteleri ve ilerleme etabı da gördüğünüz gibi devam ediyor. O yüzden ADA Coin de portföylere çok yakıştırarak Cardano'nun işbirliği de tabii ki değerli buluyorum. Çünkü devlet eliyle karşımıza çıkan bir enerji şirketiyle yapılan işbirliği çok daha güçlü hareketleri doğurur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.